Selamlar arkadaşlar. ABD'de seçimler sonuçlandı. İşler bitti orada. Başkan belirlendi ve çok büyük çalkantı oldu. Ne oldu arkadaşlar? Onu söyleyeyim size. Yatırım yapanlar babayı yedi. Kumar oynayanlar köşelik oldu. Tabii biz ve benim gibi böyle yatırım yapanlar vardı Amerika'da. Kim bunlar? İşte Buffett falan. Hepsi terste kaldı arkadaşlar. Yani dalgayı tuttuk, sizin anlayacağınız. Dalgayı tuttuk. Şimdi ne olacak? Yani bir günde %10 zarara girdik. İşin kötüsü, yani dün giriş yapmıştım ben. Tekrar ekleme yapmıştım. Bugün %8, %9 zararı görünce bir daha ekleme yaptım arkadaşlar. Ne ekliyorum onu da söyleyeyim. Amerikan tahvilleri ekliyorum arkadaşlar. Amerikan tahvilleri çok sert geri çekildi. Dolayısıyla Amerikan tahvili ekliyorum. 2, 2, 1, 2, 3 oldu ekleyişim. 46'lardan, 46, 47'den TMF ekledim, kaldıraçlısını. 2 kere ekledim 46, 47'den ve bugün terste kalınca %10'luk bir geri çekilme olunca arkadaşlar %8'lerde falan bir daha ekleme yaptım. Yani 44'lerde bir daha ekledim. 47, 46, 47'lerde iki kere ekledim. 44'lerde bir daha ekledim. 40'lı rakamlara gelince bir daha ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle yatırımcılar babayı yedi arkadaşlar bugün. Böyle oldu. %10 zarar bir günde. Zaten ben de Amerika'da bir tane varlık vardı. Hep nakitteydim. Amerika'nın borsası yükseliyor gibi görebilirsiniz. Ancak ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Buffett falan satıp satıp çıktı. Şu an şey gibi gözüküyor olay. Her şey pozitif gibi gözüküyor. Hayır, benim indikatörler işliyor arkadaşlar ve çok sert bir şekilde bu krize doğru gidiş devam ediyor. Dolayısıyla oralar çok büyük tehlike. Olması gereken yer yine bizim durduğumuz yerdir. Yani olması gereken yer yine bizim durduğumuz yerdir. Bir kısmını paramızın orada değerlendiriyoruz. Ancak bu şekilde sert geri çekilmeye devam ederse biz ekleme yapacağız ama ne kadar ekleyeceğiz artık belli bir noktadan sonra ekleyemeyiz. 40'lı rakamlardan bir daha ekleyeceğim 44'lerde. Eğer düşerse 40'lı rakamlara 40-42 oralardan bir daha eklenebilir. Sonra eklemeyeceğim dursun artık nereye kadar duracaksa Amerika tarafını kapatıyoruz. Zaten bir tek Amerika'nın tahvil faizlerine yatırım yapmış oluyoruz. Türkiye tarafından biliyorsunuz ekleme yapmıştım. 150 bin lira daha arttırmıştım portföyümü. 500 bine yaklaştırmıştık. Tabii ki bizim ekleme yapmadığımız bir tane iki tane hisse kaldı arkadaşlar. Onlar tavana gitti. Ne kadar lanet bir şans var bende görüyor musunuz? 20 tane hisseye ekleme yapıyorum. Ya diyorum bu kalsın. O kalan ertesi gün tavan oluyor. Yani öyle bir şans var arkadaşlar bakın. Gerçekten öyle bir şans var. Mesela İhlas Ev Aletleri'ne ekleme yapmamıştım. Bütün hisselerime ekleme yaptım. Bir tek ona ekleme yapmamıştım galiba. Ne oldu? O tavana gitti. Dolayısıyla demek ki arkadaşlar yani öyle rastgele yapsak daha mantıklı oluyor bu işler. Biz şunu 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 yapıyoruz. Mantı hesap ederek yapıyorsun ama o hesap ettiğin gibi çıkmıyor. Peki Türkiye'de ne oldu? İş ona bakalım. Tabii ki biz bir gün önce ekleme yapmıştık ya hani size bir video yapmıştım bir gün önce alın 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 diye ısrar etmiştim ya işte o alın dedikten sonra bizim Türkiye borsası yükseldi. Bir taraftan kazanç bir taraftan kayıp var arkadaşlar. Dolayısıyla kazançla kayıp birbirini götürüyor. Ancak ben bu kadar terste kaldığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. %10 bir günde olur mu? Tabii kaldıraçlı işlem tahtasında olduğumuz için %10 oluyor. Olabilir, olabiliyor. Ancak hani şu an itibariyle %10 değil zannedersem de o yani %5 gibi bir zararım var bugün itibariyle. Ancak şöyle bakalım olaya. Sadece bende mi zarar? Hayır, emtiaların geneline yayılmış bir zarar var. Bugün kumar, yani emtia derken gümüşte %5 zarar var arkadaşlar. Yani gümüşte de aynı bir zarar var. Onun kaldırıcına girersen onda da %8, %10 zarardasın. Altında da %3 zarar var. Kaldıracına girersen %6, %7 onda da zarardasın. Yani hani sadece yatırımcı olarak ben değil, yani birçok Türk insanı altın tutuyor, gümüş tutuyor. Çok yatırımcı var. Onlar ciddi miktarda tutuyor bir de.
O ciddi miktarda zarar yazıyorsun bu sefer. Yani sert geri çekilme. Bugün tabii ne oldu? Bazı hisseler çok yükseldi. Amerika'da Trump'ı destekleyenler Trump kazandı diye. Bazı hisseler yükselmedi, hatta düştü. Şimdi tahviller de düşüyor. Artık burada büyük kumar var arkadaşlar. Yatırım mantıkla yatırım yaptığın yerler mantıklı çalışmıyor. Mantıksız olan kumar dediğin sen Bitcoin gibi şeyler yükselmeye devam ediyor. Demek ki arkadaşlar bizim tahminlerimiz hızlıca çalışıyor. Ne demek istiyorum? Yani bu işler iyi gitmiyor. Amerika'da da iyi gitmiyor arkadaşlar. Yani Amerika'nın halkının yanına git gezsen, git sor. Şundan yakınca, ha faizler çok yükseldi, bir şey yapamıyorum, alamıyorum, satamıyorum. Öbür tarafa git sor. O da diyecek ya işçileri çıkıyor, çıkarıyorlar, yazılımcıları çıkarıyorlar, işler azaldı, iş yok Amerika'da. İnsanlar böyle konuşuyor. Öbür tarafa git, çalışanla, işverenle sor. Ya işler durgunlaştı, satılmıyor, o olmuyor, bu olmuyor. Ama Amerika dünyaya şirin gözüküyor. Her şey yolunda gidiyormuş gibi gözüküyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani siz Amerika'nın dışında olduğunuz için zannediyorsunuz ki bir tek Amerika değil. Yok, Avrupa'da Almanya krize giriyor. Vuruyor çıkıyor. Bir sürü fabrika kapanacak Amerika, Almanya'da. Amerika'da da bunun şeyleri var ama öyle alelade konuşulmuyor. Sen Amerikalı bir halksan, oraya gidip orada yaşıyorsan, orada kazanıyorsan, orada onu hissediyorsun. Orada da enflasyon var. Hani %3, %4 diyorlar ya, öyle değil. Yüksek bir enflasyon var gıda tarafında. Dolayısıyla arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum ben. İyi giden hiçbir dünya, yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey yok. Bizim Türkiye'de zaten yok. Dışarıda da yok ama bu kağıt üzerinde olan borsalar olsun, şeyler olsun, kağıt üzerinde olan varlıklar böyle anormal bir şekilde fiyatlanıyor. Anormal bir şekilde her şey gidiyor. Yani hisseler, onlar bunlar. Bir bakıyorsun parlıyor. Tesla bugün %15'ler çıkmış. Ne yaptı ki çıktı? Dün ne yapıyordu, bugün ne yaptı? Ne fark var? Dünden bugüne ne farkı var? Aslında hiçbir şey yok. Zararına satmaya çalışıyor. Amerika'da fiyat kırmış. Gel Türkiye'de kır. Fiyat kırmış. Kaç bin dolar satmaya çalışıyor. Geçen seneyi tutturamayacağım diye satmaya çalışıyor. Bedavaya indirip, hatta kredi de almayıp, kredi açıp kendi ay ay sen bana öde diye öyle satmaya çalışıyor şu an. Dolayısıyla arkadaşlar hiçbir yerde hiçbir şey iyi gitmiyor. Demek ki bunlar böyle gidiyorsa bizim durduğumuz yer normal, mantıklı bir yer. Buffett'ın durduğu yer de mantıklı. Tahvil faizleri. Bir noktada gümlerse dünya, adam ilk yapacağı iş arkadaşım faizi indirmek. Çünkü yüksek faizde insanlar, şirketler kredi çekemiyor. İnsanlar kredi çekemiyor. Alacağını alamıyor, satacağını satamıyor. Çünkü orada her şey faiz üzerinden dönüyor. Araç alırken ay ay ödüyor. Yani 600 dolar ödüyor. Bir Tesla araç alıyorken 5 sene ödüyor. Faiz yüksekse, %5 ise orada faiz, sen 600 dolar değil 900 dolar ödüyorsun. Yani insan bunu ödemek istemiyor bu sefer. Yani 900 dolar niye ödeyeyim diye, niye araba alayım? Zaten ben kullanıcı değeri düşecek diyor. Dolayısıyla arkadaşlar demem o ki işler hep kötü gidiyor. İşlerde hiçbir iyileşme yok ve sıkıntıya devam edecek. Dünya daha büyük bir sıkıntıya girecek. Dolayısıyla bizim hisselerden uzak durup, zaten Buffett da çıktı, hisselerin birçoğundan çıktı. Uzak durup güvenli limanlarda yani mevduat gibi, tahvil faizi gibi, bunlar güvenli limandır. Amerika'nın ne demek istiyorum? Yüksek faizden herkes şikayetçi. İşler durma noktasına geldi. Ne yapacak? Bir gün toplanacaklar. Şak diye indirecekler arkadaşlar. İşte o indirdiği noktada sen tak diye para kazanacaksın. O zaman artık orada bekleyenler, sabredenler çok büyük paralar kazanır. Kaldıraçlı da olanlar özellikle. Onun için arkadaşlar bizim yaptığımız şey matematik doğru. Doğru konumdayız, doğru yerdeyiz. Ama kumarcılar bugün kazanıyor gibi gözüküyor. Sabır ettiğiniz zaman o kumarın hiçbir şey kazandırmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Evet, biz ne dedik size? Artık 8600'ler iyidir. Girin buradan dedik ve bir günde tepkiyi aldık. Ha, sen girersin girmezsin, o senin bileceğin iş. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yani o girin dediğim şey dündü. O dünden bugüne %2, %3 yükseldi her şey. Ha, buradan kazandık, öbür taraftan kaybettik. Velhettali namı oldu. Ancak ben bir günde %10 kaybettim. Çok nadir günlerden biri bugün. Amerika'da %10 kaybettim ama şu an itibariyle Amerika devam ediyor.
O %10 %7'lere düştü. Hatta ekleme yapınca %5'lere falan düştü. Ciddi bir kayıp yaşıyoruz. Eğer daha da düşerse dediğim gibi bir daha ekleme yapacağız. Çünkü pozisyonumuzun doğru olduğundan eminim. Şunu insanlar şunu diyor. Ya bu Trump gelecek, harcamaları arttıracak, enflasyonu arttıracak. Dolayısıyla senin durduğun yer yanlış. Yani ben yapabileceğini zannetmiyorum o kadar. Yapamaz yani. Hani onun için diyor faizler yükselecek. E kardeş, millet kan ağlamış Amerika'da zaten. Faizler anasının cebine gitmiş. Daha da nereye yükselecek faiz? Neyin şeyini yaşıyorsunuz? Yaşayacağız, göreceğiz arkadaşlar. Yaşayacağız, göreceğiz. Ancak bütün servetimizle de gidip de hani tahvil faizine girmemek gerekiyor. Hani diyorum ya, parayı bölüyorsun. Zarar ettikçe ekleme yapıyorsun. Kendi canını acıtmayacak kadar orada oluyorsun. Yani sen orada parayı kaybettiğin zaman senin hayatında bir şeyler değişecekse, kendine gelemeyeceksen, bir şeyler olmayacaksa, o zaman o kadar parayı o varlığa yatırmayacaksın kardeşim. Paranı böleceksin. Yani 1.000 doların varsa 1.000 dolarlık girmeyeceksin. Ve 300'üne gir, 700'ü cebinde kalsın. Anlatabiliyor muyum? Yani strateji geliştir. Yani biz 46'larda girdik. TMF için konuşuyorum şu an. Amerikan tabirleri. 46'larda, 47'lerde girdik. İki kere girdik. Yanlış yaptık. Bir kere girecektik. 44'lerde ikinci giriş yapacaktık. Ne yaptık? Girdik. Şu an bugün 44'lerde bir daha giriş yaptım. 40'lara doğru gelirse bir daha giriş yapacağım arkadaşım. Yani benim stratejim bunun üzerine, sonra da bırakacağım. Ne oluyorsa olsun. Zaten 40'larda biz girmiştik. 40'larda girip 50-55'lerde satmıştık. Kârımızı almıştık. E döndük dolaştık. 46-47'lerde bir daha girdik. E demek ki daha da inecekmiş. Bilemiyorduk yani, işte bir kumar oynanıyor orada. Kumarcılar şu an kazanıyor gibi gözüküyor ama kesinlikle öyle olmayacak arkadaşlar. Sabredenler kazanacak. Herkese iyi günler.